Ders İngilizce YouTube kanalı Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, görüş ve düşüncelerinizi yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın. Dördüncü sınıf İkinci ünite Nationality Bu bölümde Bakalım, dinleyelim ve takip edelim. Daha sonra söylenenleri gösterelim ve tekrar edelim. Look, listen and follow. Then point and say. Türkiye. Russia. Japan. Pakistan, Iraq, Iran, Germany, Britain. America, South Africa. Bu bölümde bak, dinle ve takip et. Two, look, listen and follow. Hello, my name's Jeffrey. I'm from America. Hello. My name's Harold. I'm from Britain. Hello. My name's Zeynep. I'm from Turkey. Hello. My name's Akira. I'm from Japan. C bölümünde tekrar dinle, söylenenleri göster ve tekrar et. Diyor. D bölümünde ise B bölümüne tekrar bakalım, dinleyelim ve cevaplarla birlikte bir canlandırma yapalım. Burada Where are you from sorusu var çocuklarım. Nereli olduğumuzu sorarken biz bu soru kalıbını kullanırız. Cevap verirken I am from kalıbını kullanırız. Ayrıca daha önce öğrendiğimiz What is your name? My name is ya da I am kalıplarında lütfen tekrar edelim, gözden geçirelim. E bölümünde çocuklarım bir ülkenin e, bayrağını çizelim ve boyayalım. Daha sonra bir isim etiketi yapalım. E, kendinizi arkadaşlarınıza da tanıtalım bu e, bayrağa göre. Evet çocuklarım, F bölümüne geldik. Sınıfın etrafında gezinelim, dolaşalım, diyalog canlandıralım. Senin bayrakların ve isim etiketlerini kullanarak diyalog oluşturalım, diyalog e, canlandıralım. Diyalogumuzda What is your name ve Where are you from e, sorularını mutlaka kullanalım. Bu bölümde. Bak, dinle ve takip et. Daha sonra söylenenleri göster ve tekrar et. Çocuklarım, tabloda e, ülkelerin bayrağı, ülkeler ve milliyetler var. Bu tabloyu mutlaka öğrenmemiz gerekiyor. Look, listen and follow. Then point and say. Türkiye, Turkish. America, American Britain, British Germany, German Iran, Iranian Iraq, Iraqi, Japan, Japanese, Pakistan, Pakistani, Russia, Russian. South Africa, South African. Bu bölümde dinleyelim ve tabloyu boşlukları dolduralım. Listen and fill in the charts. Hello, my name's Keiko. I'm from Japan. I'm Japanese. Hello, my name's Saad. i'm from iraq i'm iraqi hi my name's anika i'm from south africa i'm south african hi my name's oscar i'm from britain i'm british Bu bölümde dinle ve bak. Ee, sonra B bölümüne tekrar bak, göster ve söyle. Listen and look. Then look at Part B. Point and say. She's Keiko. She's from Japan. She's Japanese. He's Saad. He's from Iraq. He's Iraqi. She's Anika. She's from South Africa. She's South African. He's Oscar. He's from Britain. He's British. Bu etkinliğimizi bir arkadaşımızla birlikte yapacağız. Bu insanları arkadaşına tanıtacaksın. Bu bölümü de yine bir arkadaşımızla birlikte yapacağız. D bölümüne tekrar bakalım, sırayla e, söylenenleri gösterelim, soru soralım ve cevap verelim. E, burada özneleri öğreneceğiz çocuklarım. Kızlar için o derken şi'yi, erkekler için o derken ise hi'yi kullanırız. Ş'i de iz. Ve he de izi kullanırız. Olumsuz cümlelerde ise isn't e, ifadesini kullanırız. Soru cümlesi oluştururken ise iz is başa gelir ve daha sonra e, she ya da he'yi ya da bir ismi kullanabiliriz. Is Emma from Germany? Emma Almanya'dan mı? Buna olumlu bir cevap veriyorsak yes she is. Olumsuz bir cevap veriyorsak no she isn't ifadesini kullanırız. Buna benzer örnekleri arkadaşımızla birlikte yapalım. Etkinliğimize başlayalım. Evet çocuklarım, yeni bir bölüme geçtik. A bölümünde dinleyeceğiz ve takip edeceğiz. Buradaki kalıplar önemli bu arada. Bunları öğrenmemiz gerekiyor. B bölümünde ise tekrar e, dinleme yapıp e, bunları e, tekrarlamamızı istiyor. E, bir önceki etkinliğimizde hi ve she'nin iz aldığını söylemiştik. Burada bir öznemiz var. You you sen demektir arkadaşlarım. You ile are ifadesini kullanırız. Ee, olumlu cümlede you are, olumsuz cümlede you aren't kullanırız. Soru cümlesinde ise arı başa getiririz, are you şeklinde soru sorarız. Listen and follow. Are you from Pakistan, Samira? No, I'm not. Where are you from? I'm from Iran. Is Emma from Russia? No, she isn't. Where is she from? She's from Germany. Is Steve from America? No, he isn't. Where is he from? He's from Britain. Evet çocuklarım, yeni bir bölüme geçtik. Bir arkadaşımızla birlikte yapacağız bu etkinliği. Resimler ve kutulara bakalım. Sırayla sorular sorup cevaplar verelim. Burada where is ya da where's nerede sorusunu sorarken kullandığımız bir ifadedir. Where is from? Nereden? Where is she from? O nereden? Where is he from? o nereden cevap verirken she is from Türkiye she is from Russia burada dikkat etmeniz gereken çocuklarım genelde çocukların yaptığı bir hata var where is from kalıbıyla sorulan sorulara milliyetle cevap verilmez Ülkeyle cevap verilir mesela şunu söyleyemezsin where are you from i am from turkish diyemezsin i am from Türkiye ya da Türkiye demen gerekir. Evet çocuklarım. 10. etkinliğimizde dinleyeceğiz ve takip edeceğiz. Daha sonra tekrar dinleyeceğiz, söylenenleri göstereceğiz ve söylenenleri tekrar edeceğiz. Listen and follow. Then listen again, point and repeat. Are you Pakistani Samira? No, I'm not. I'm Iranian. Is Emma Russian? No, she isn't. She's German. Is Steve American? No, he isn't. He's British. Bu etkinliği bir arkadaşımızla birlikte yapacağız. Resimler ve kutulara bakalım. Sırayla sorular sorup cevaplar verelim. F bölümünde farklı ülkelerden parmak e, kuklaları çizip boyayacağız. Onları göstereceğiz ve söyleyeceğiz. G bölümünde ise sınıfın etrafında dolaşacağız. Senin parmak kuklalarını arkadaşlarına tanıtacaksın. Birisine birini tanıtırken this is kalıbını kullanırız çocuklarım. This is Oliver. Bu Oliver demektir. Bu etkinliğimizde bak, dinle ve takip et deniliyor. E, etkinliğimizde where is ifadesini kullanacağız. Nerede ifadesini şehirleri soracağız bu etkinlikte. Fakat burada yönleri de öğreneceğiz çocuklarım. North, kuzey, south, güney, west, batı, east, doğu. Yönlerden önce in ifadesinde kullandığımızı unutmayın. Where is İzmir? It is in the west. İzmir nerede? O batıda. Look, listen and follow. Where is Izmir? It's in the west. Where is Aru? It's in the east. Where is Samson? It's in the north. Where is Mersin? It's in the south. Bu etkinliğimizi arkadaşımızla birlikte yapacağız. A bölümündeki haritaya bak, göster, soru sor ve cevap ver. Bu bölümde bu şehirler nerede sorusunu soracağız. Çizgileri takip et ve yaz. E etkinliğinde sınıfın etrafında gezin. Bir arkadaşınla birlikte bu etkinliği yap. D bölümüne bak, söylenenleri göster, soru sor ve cevap ver. Hikaye zamanı. Bak, dinle ve takip et. Look, listen and follow. Grandpa, you're a pilot. I'm sure you've got a lot of friends from different countries. That's right. Let me show you some photos. Look, this is Yuriko. She's from Japan. She's a pilot too. Is she Japanese? Yes, she is. And this is Hazim. He's from Pakistan. He's a doctor. Is he Pakistani? I think so. Look at this photo. He's Nolan. He's from America. But he's originally South African. He's an astronaut. Is he an astronaut? You've got great friends, Grandpa. C bölümünde A bölümüne bak ve tabloyu doldur. D bölümünde ise bir arkadaşımızla birlikte A bölümüne yine bakalım. Yuriko, Hazim ve Nolan'ı arkadaşımıza tanıtalım. Şarkımızı dinleyelim. Listen to the song. These are the countries, countries of the world. These are the countries, countries of the world. In the east and in the west, in the north and in. South, these are the countries, countries of the world. Yeah, yeah. Turkey, Russia, and Japan, Iran, Iraq, and Pakistan, Germany, America, and Britain. These are the countries, countries of the world.

A bölümüne bakacağız. Eee bu cümleleri kullanarak eee isimleri göstereceğiz ve söyleyeceğiz. Listen and say the name. Where are you from? I'm from South Africa. Are you South African? Yes, I am. Where are you from? I'm from Pakistan. Are you Pakistani? Yes, I am. Where are you from? I'm from Japan. Are you Japanese? Yes, I am. Where are you from? I'm from Iran. Are you Iranian? Yes, I am. Bu etkinliğimizde bulmacayı çözeceğiz çocuklarım. Çözerken milliyetleri yazmayı unutmayın. Sayfa 155'i açalım çocuklarım. Kes ve yapıştır. İlerlememizi kontrol edelim çocuklarım. A bölümünde bu kelimeleri söyleyebilirsin deniliyor. Kelimelerimizi bir gözden geçirelim. I, ben, you, sen, he, o erkekler için, she, o kızlar için, it, o cansız varlıklar ve hayvanlar için. B bölümünde bu konular hakkında konuşabilirsin. Ülkeler, milliyetler ve yönler. Bunları tekrarlayalım çocuklarım. Bu bölümde boş olan yerleri doldurarak bir diyalog oluşturmaya çalışın. Evet çocuklarım, videomuz burada sona erdi. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, görüş ve düşüncelerinizi yorumlar bölümünde yazmayı unutmayın. Ayrıca teşekkür ve katıl butonlarıyla bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.